Herkese tekrar selamlar. AYT konusu olarak bölge diye bir başlığım var. Bilmiyorum tanıdık geldi mi? 9. sınıfın son başlığı olarak yine böyle bir başlık çalışmıştık. Yani yine diyorum biz TYT'de aslında bunların eğitimini aldık. Sadece işin biraz daha birkaç ayrıntı kısmı var. Onları öğreneceğiz. Mesela sen şurayı çok iyi biliyorsun. Coğrafyada bu bölge kavramı neydi? Önce onu hatırla bölge kavramı. Genelde taktik şuydu. Artık eğer bir kendi ülkemizde, eğer benzer özelliklere sahip bir nokta varsa, yani diyeyim ki şu araziyle, şu arazinin, şu arazinin benzer bir özelliği var. Nedir mesela benzer özelliği? Ova olmaları. O zaman ne deniyordu onu hatırla dersi? Ovalık bölge deniyordu. Yani şekilsel bölgeler diyor ki doğal şekilsel bölge, beşeri şekilsel bölge diye ikiye ayrılıyor. Haliyle doğal dediği şey nedir? Bizim fiziki coğrafyanın unsurları dediğimiz şeyler. Yani yeryüzü şekilleri, yani iklim, yani su kaynakları. Coğrafyada insanın etkisiyle oluşmayan coğrafyada fiziki coğrafya diye bildiğimiz başlıklar. Peki beşeri şekilsel bölge, beşeri ve ekonomik coğrafyanın unsurları. Yani sana Türkiye haritasını verelim. Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu yerleri gösterdim. Bak şurası, bak şurası, bak şurası, bak şurası. Bu ne bölgesi oldu? Yoğun nüfuslu bölge. Sana ne demiştim TYT'yi anlatırken? Aslında bizim dağılış dediğim şeye o bölge diyor. Yani eskiden biz ders anlatırken nasıl anlatırız ki halen de bazı başlıklar anlatırken böyle değiniriz. Gelin size Türkiye'de ovaların dağılışını göstereyim. Gelin size Türkiye'de krom madeninin dağılışını göstereyim. Gelin size linyit kömürünün dağılışını göstereyim. Peki bu bölge kavramında ya da bu bölge sorularında özellikle şu doğal bölge ya da şekilsel bölge konusunda ne yapıyor? Bu sefer dağılış demiyor da dağılışın yerine bu sefer bölge kelimesini uygun görüyor. Platoluk bölgeler. Platoluk bölge ne demek? Demek ki Türkiye'de tarılı yerlerin ortak noktası platoluk arazi olmaları. Coğrafyada zeytin tarım bölgesi ne demek? Demek ki Türkiye haritasında tarılı olarak verilen yerler zeytin tarım ürününün yetiştiği yerler. Çünkü benzer özellik ortak nokta zeytin tarımının yapılıyor olması. Hatta hatırlarsanız şöyle bir detay öğretmiştim. Genelde insan yapımı olmayan bölgeler daha uzun solukludur ama beşeri ekonomik bölgeler süreç içerisinde değişebilir. Mesela bu tarz sorular çok gelir. Yine şöyle sorular çok gelir. Bazı bölgeler oluşturulurken kesin sınırlarla bölge oluşturamıyorsun. Mesela bitki bölgeleri oluştururken Kesinlikle şuradan sonrası maki, şuradan sonrası ağaç, orman diyemiyorsun. Çünkü ormanla makinin iç içe geçtiği mutlaka geçiş yerleri vardır. Ya da bunu iklim üzerinden de böyle düşünebilirsin. Akdeniz iklimi keskin sınırla ayrılmaz karasal iklimden. Mutlaka Akdeniz ikliminin karasal iklim arasında geçiş özelliği gösteren yerler vardır. İşte sana böyle soru tarzları, hatta yine anımsayacak mısın? Siyasi bölgeler diye bir şey de vardır yani ÖSYM e bir ara 5 tane uluslararası örgüt isimleri verip acaba siyasi bölge olarak hangisi sınırlarını daha çabuk geliştirmiştir? Hangisi sınırları daha geniş alana ulaşmıştır? Avrupa Birliği örnek olarak verilmişti. Yani 6 tane ülke Önceleri Avrupa Birliği ülkesiyken şu anda 27-28 rakamına ulaştı ve böylece alansal genişlik Avrupa Birliği bölgesinin daha çok oldu. Peki coğrafyada yandaki cümleler ne? İşlevsel bölgeler. Özellikle burada şu üçünün mantığını biraz bilin ama dördüncüsü buncu dersin önemli bir kısmını alacak. İşlevsel yönetim bölgeleri ne demek? ülkenin daha yönetilebilmesi için il, ilçe yine 9. sınıfta işlediğimiz hani 9. sınıf konusu olarak gördüğümüz bir başlık. Haliyle ne yapıyorsunuz? Ülkeyi daha yönetme adına bir takım idari yönetim bölgeleri ilan ediyorsunuz. Yani il diyorsunuz, ilçe diyorsunuz, belde diyorsunuz, köy diyorsunuz. Ya da işte normal belediye diyorsunuz, büyükşehir belediye diyorsunuz. Yani ülkenin gelinine, hizmeti daha rahat ulaştırma adına, daha çabuk ulaştırma adına bir takım sınıfsal böyle yönetim bölgeleri. Peki işlevsel hizmet ne demek? Yine özellikle bunu bakanlıklarda görüyoruz. Yani 12. sınıf devlet kitabında. Mesela Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü. Ülkeye nasıl yayılmış? E, haliyle bunların bir tane genel müdürlük anlamda Ankara'da yeri var. Ama bir de Ülkenin her tarafında bazı illerde bölge müdürlükleri var. Hatta bilmiyorum belki beni dinleyenlerin bazılarının aileleri bu tarz işlerde çalışıyordur. Bakıyorsunuz birinin babası ya da annesi işte 9. bölge müdürlüğü müdürü ya da işte DSI 16. bölge müdürlüğü örnek veriyorum. DSI 16. bölge örnek tamamen belki Manisa'da. O zaman Manisa'daki 16. bölge ne? Kendi sorumluluğunda 3-4 tane il var. Mesela diyor ki Manisa 16. bölge. Sen İzmir'den de sorumlusun, Uşak'tan da sorumlusun, Kütahya'dan da. O zaman DSİ mesela sularla ilgili bir mevzu ya. O zaman barajlarla ilgili, yeraltı suyuyla ilgili, su kirliliğiyle ilgili şeylerde sen sorumlusun. Müdüre yetki veriyor ve oradaki evrak işlerini ya da yönetim işlevsel anlamda hizmet işini senin daha çabuk yapmanı bekliyor. Yani her şeyi Ankara'dan beklemeyin. Her şeyi Ankara'dan halletmeyelim. Bu yüzden ülkenin değişik alanlarına bölge müdürlükleri kuralım. Başlarına müdürler dikelim ve onlara bir yetki verelim. Peki işlevsel istatistik bölge ne demek? Biliyorsunuzdur ara ara derslerde konuşuyoruz. Ankara'da Anıttepe'de Türkiye İstatistik Kurum var. İşte İstatistik Kurumu yine bize daha iyi veri sağlama adına Türkiye'nin nüfusunun, ticaretinin, ekonomik yapısının daha iyi gösterebilme adına kendisi de bir bölge sınıflaması yapmış. Mesela bir veri paylaştığı zaman Türkiye demiyor. Kendine göre bir sınıfsal şeyleri var. Batı Marmara diyor. Ne bileyim böyle İstanbul'u bir özel tutuyor. Ankara Eskişehir diyor. Ne bileyim Kayseri diyor. Yani kendine göre bir sınıfsal veriler tutup ona göre nüfus verilerini, tarım verilerini, hayvancılık verilerini paylaşıyor. Nihayetinde bu üçünün de ortak noktası ne? Hizmet akışını daha iyi sağlama, vatandaşa daha çabuk, daha iyi hizmet sağlama adına yapılan planlamalar. Ama dördüncüsü biraz daha farklı bir şey. İşte ona odaklanalım mı? Dördüncüsü Türkiye'nin bölgesel kalkınma projeleri var. Yani daha önce yine ayete başlığında işlediğimiz bir konu vardı. Neydi? Ülkenin her tarafı bu her ülke için de geçerli. Aynı ekonomik koşullara sahip değil. Yani Türkiye'mizin bazı illerinin ekonomik ee, ...anlamda göstergeleri daha iyiken ...bazı şehirlerimiz gerçekten çok vasat durumda. Peki devletler ne yapar? Bir sosyal devlet anlayışıyla... ...her ile belki her şeyle aynısını her ilde yapamayacaksınız. Yani her ile eşit fabrika, eşit esnaf, eşit AVM, eşit iş imkanı sağlayamayacaksınız. Ama en azından kötü il kavramını yok etme adına o kötü il dediğim yerde bile insani standartları biraz daha zorlayabilirsiniz. Altyapı hizmeti olarak, iş imkanı olarak vesaire. Çünkü Türkiye'de de şöyle bir yapı yok mu? Ülkenin genel manada doğu tarafı daha az gelişmiş, batı tarafı daha az gelişmiş. Peki devletler neyden korkuyor? Eğer siz Türkiye'nin her iline aynı hizmeti ya da o temel hizmetleri, eğitim, sağlık, altyapı götüremezseniz İnsanlar imkanlarının iyi olmadığı yerden imkanların daha iyi olduğu yerlere göç eder. O zaman nüfusun böyle dengesiz dağılmasına yol açar. Ki şu anda öyle değil mi? Türkiye'de 16 milyonluk il de var. 100 bin'i varamayan il de var. Aslında Bayburt, Tunceli dediğimiz yerler geçmişte 100 bin değildi. Belki nüfus anlamında daha fazlaydı. Ama sürekli oradan birileri ayrıla 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 ciddi anlamda bir ilçe, bir kasaba nüfusuna denk gelmeye başladı. Yani kan kaybetti. İşte derdimiz bu. Devlet de buna kayıtsız kalmama adına bir takım teşvikler, kalkınma projeleri yapıyor. Kalkınma projenin temelinde ne var? Her ili belli bir hayat standardına ulaşmak. Türkiye'de zayıf iller diyebileceğim, ekonomik anlamda çok güçlü olmayan illere bir takım böyle potansiyellerini güçlendirerek, yani sonuçta her ilin ya da her bölgenin bir potansiyeli vardır. Mutlaka orada yapılabilecek bir tarım, yapılabilecek bir hayvancılık ya da var olan fabrikaları güçlendirme adına hamleler yaparak iş imkanı sağlıyorsunuz. Yani kalkınma projelerin temel hedefi insanlara iş imkanı sağlayıp, Onları yerinde mutlu etmek. Çünkü yoksa iş imkanı sağlayamazsan göç edecek. Eğitim sağlık hizmetini veremezsen göç edecek. Ve bu da bir takım sorunlara yol açacak. Tamamen vermek istediğim dersin özeti bu. Şimdi hazır mısın? Ayrıntıya inelim. Coğrafyada kalkınma projelerinin ricam ne öğrencilerimden isimlerini bilelim. Hocam bunların bir açılımı ne? Bakın şurada yazıyor. Haliyle isterseniz oraya bakarak kopya çekebilirsiniz. Bakmadan da. GAP projesi nasıl geçiyormuş adı? Güneydoğu Anadolu projesi diye geçiyor. Doğu Karadeniz projesine ne deniyormuş kısaltma adıyla? DOKAP deniyormuş. Mesela bu ülkede Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi YHGP diye geçiyormuş. Mesela DAP diye bir proje var Doğu Anadolu Projesi diye geçiyormuş. ZBK diye bir proje var. Zonguldak Bartın Karabük projesi diye geçiyormuş. Öğrencilerim KOP diye bir proje var. Konya Ovası ya da Konya Ovaları sulama projesi ya da Konya Ovası projesi diye geçiyor. Burada isimleri bilelim. 2. bu isimlerin hangi illeri kapsadığını bilelim. Şimdi diğer sayfalarda bu işin detayı var. Biz burada bir Pratik yapalım hemen. Acaba GAP projesi bir kere dostlarım bunlar içerisinde en eski. Mesela ben olsam buraya yazarım. Yani diğerleri daha 4 yıl 5 yıldır başladı. Ama GAP projesi daha 80'li yıllarda adımı atılmış. Aslında 2012 ya da 13 gibi tarihlerde bitmesi gereken yani bu projenin artık hedef tarihi aslında 2013'ler 14'lerdi. Peki ne oldu? Bitmedi. Niye bitmedi? İçeriye gelince anlatacağım. Hani neden sarktı? Neden uzadı? Neden o 2012-14 aralığında bitmedi? O konuda yardımcı olacağım. Ama diğerlerinin hayatımıza daha yeni yeni girdiklerini ifade edeyim. Peki GAP projesi kapsamında olan iller kim? Burada hangi iller var? Hemen böyle hem Türkiye tekrarı olmuş olur. Coğrafyada baktığınız zaman Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, çok özür diliyorum. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak. Aslında hani coğrafi bölge diye bir tabir vardır ya Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi. GAP projesi Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgesi diye bilinen tüm illeri almış. Ama aslında Şırnak bir Doğu Anadolu şehridir. Ayrıca demek ki GAP projesine Şırnak'ta ne yapılmış zamanında dahil edilmiş. Yani o Doğu Anadolu bölgesi diye sayılmamış. Bu proje kapsamında Güneydoğu Anadolu'nun içinden sayılmış. Peki bu projeler kapsamında kim var dostlar? Diyor ki sırayla gidelim. DOKAP kapsamında kim var? Görebiliyor muyuz? Artık şehirleri benim gibi tanıyabiliyor muyuz? Samsun, Tokat, Öğrencilerim Samsun'un yanında kim var? Samsun'un yanında Ordu, Yanıgirisun, Trabzon, Rize, Artvin. Şu içeridekiler kim? Bir Gümüşhane, diğeri Bayburt. O zaman bunlar ne? Bunlar şu anda Doğu Karadeniz projesi kapsamında haliyle kalkınma öncelikli iller. Peki, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi diyor. Burada biraz işte dikkat edileceğiniz şeyler var. Bazı memleketler bazı illerimiz birkaç projede yer alabiliyor. O zaman Türkiye'de Samsun, işte bu detayları iyi bilmelisin. Türkiye'de Tokat hem Doka projesi kapsamında hem de Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamında. Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum. Hocam Amasya hangisi? Şu, Çorum memleketi şu. Peki, DAP projesi farkındaysanız birçok ili kapsayan bir proje. Doğu Anadolu illeri sayıca çok zaten. Baktığınız zaman şurası Ardahan, şurası Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, şu dostlarım Bitlis, yanındaki bakıyorum şöyle hafızama Muş, Bingöl, şurası Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya. Bunlar lafa dikkat. Zaten Doğu Anadolu illeri idi. Ama Sivas aslında bir iç Anadolu şehri. Ama demek ki DAP projesi kapsamına Sivas'ın da alınması istenmiş. Hatta önceleri DAP projesi başlarken Sivas dahil değildi. Sonrasında dahil edildi. İlk Sivas şu anda hangi proje kapsamındaymış? DAP yani Doğu Anadolu projesi. ZBK dediği şey Zonguldak, Bartın ve Karabük. O zaman Türkiye'de Zonguldak, Bartın, Karabük illerini kapsayan projemin adı ZBK Kalkınma Projesi. KOP dediğim şey aslında önceleri Konya, önceleri Karaman, Aksaray ve Nide ile başlamıştı. Ama daha sonraları bu proje biraz daha genişletilerek Kırıkkale'nin de, Kırşehir'in de, Nevşehir ve Yozgat şehrinin de dahil edildiği bir proje oldu. Gördünüz mü? Aslında güzel bir Türkiye tekrarı yaptık aslında. Peki şimdi konuları bir özet mantığıyla açarak ilerleyelim mi? Yani sizden isteyin mi? Ne gelecek? İşte bu şeyler gelebilir. Aşağıdaki illerden hangisi GAP projesi kapsamındadır? Hangileri ZBK kapsamındadır? Bir de şeyler gelecek. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma projelerinin hedefleri arasındadır? Aşağıdakilerden hangisi GAP projesinin hedefleri arasındadır? İhale ile bu kalkınma hedefleri ne olacak? İnsanlara iş, aş, eğitim, sağlık hizmetleri veren projeler olmalı. Şimdi dostlarım. GAP projesi ne zaman başladı dedim. Aslında böyle 70'lerde böyle niyetlenen, 80'lerde artık icraata geçilen, 92 binlerde iyice böyle yatırımlar yapılan bir proje. Peki GAP projesi önceleri nasıl başladı? Hani stratejisi neydi? Fırat, Dicle diye iki tane buradan güçlü akarsu geçiyor. Biz bu akarsular üzerine baraj yapalım. Bu barajlardan tarım arazilerini sulayıp buralarda tarımı, devamında hayvancılığı vesaire geliştirelim. Yani önceleri bir sulama projesi olarak başlamıştı yolculuğuna. Neden sulama projesi? Çünkü hatırlayın iklim bilginizi, burası yağış almayan kurak bir yerdi. Ama daha sonra ne oldu? Sulama projesinden sonra denildi ki, madem buralara böyle yatırım yapıyoruz, barajlar yapıyoruz, bari yapmışken tarımı iyileştirirken, bari bu illerin tüm eksikliklerini giderelim. Yani yakalamanız gereken Önceleri bir tarım projesi, önceleri bir elektrik santrali yapma adına yatırımların kaydırıldığı bir projeyken sonrasında tüm bölgenin ekonomik anlamda gelişmesini sağlayan sosyal, kültürel, ekonomik projeye dönüştü. Yani artık GAP projesi kapsamında sadece baraj yapıp tarım arazileri gelişsin, suyu seven tarım ürünleri artsın, ülkenin elektriğine katkı sunsun yok. Peki ne var? Mesela bak ne diyor? Kırla kentlerdeki belediye hizmetlerini geliştirmek var. Yani bu maddeleri anlamanız önemli. Mesela konut ihtiyacını karşılama adına işte Toki evleri tarzında insanlara biraz daha betonerme mantığıyla apartmanlarda oturtmak. Ya da işte karayolları, demir yolları tarzında, havalimanı tarzında bir takım yatırımlar yapmak. Bölgenin eğitim seviyesini işte bu kız erkek okuma ya da işte fırsat eşitliği sağlama adına oralara da ilkokul, ülke öğretim, işte ortaokul ya da lise, üniversite açabilmek. Ya da kurumlar arası iş eş güdümü sağlayarak yani bir bakanlıkların kendi içinde rekabetten çok birbirlerini evrak işlerinde zorlamayan hizmetin daha çabuk bitmesi adına bu projenin daha hızlı bitmesi adına bir takım kolaylıklar sağlama. Ya da Güneydoğu Anadolu bölgesinin imkanlarını iyileştirme. Mesela Güneydoğu Anadolu'da Tarım gelişirse tarımla beraber sanayi de gelişecek. E bu bölgede madenler vardı. Mesela aklıma fosfat geldi. İşte bakır geldi, petrol geldi. Bu bölgede ormancılık biraz sınırlı ama bu bölgenin sağlık imkanları geliştirilebilir, kültürel aktiviteler artırılabilir. Gap demek turizm demek. Çünkü Mezopotamya'nın mirası buralar haliyle çok önemli başta tarih olmak üzere çok önemli yerler var. Hemen bir çırpıda aklıma önce Şanlıurfa Göbekli Tepe geldi. O yüzden enerji alanında iyileştirmeler yaparak bu bölgeyi kalkındırmak istiyorsunuz. Yani maddeleri bir göz ucuyla okumakta ve niyeti anlamakta fayda var. Bu yani her kalkınma projesinin bir esprisi var. Dokapta esprinin. Bu bölgenin kendi potansiyelini arttırma. Şu cevaplar klasik. Ekonomik yapıyı güçlendirelim. Buranın sosyo-kültürel gelişim sağlayalım. İşte malumunuz buralar çok dağlık yerler. Ulaşım iletişim adına yeni havalimanları yapalım. Mesela ne yapılmıştı hatırlayın denizin içi doldurulup havalimanı yapıldı. Ya da işte ne yapılıyor? Karadeniz sahil yolu gibi önemli bir karayolu yapıldı. Ya da dağlar denilerek tüneller yapılıp ulaşım iletişim hizmetleri arttırıldı. Peki kıyı kesimde ürün çeşitliliğini artırma adına gerek fındığın, gerek işte mısırın, gerek çayın ama onu alternatifler olarak son dönemlerde kivi tarzı ya da bazı önemli meyvelerin kendini buraya adapte eden ürünlerin yetişmesini sağlamak. Ya da buranın bir potansiyeli var takdir edersiniz ki bir yayla kültürü var. Bu yayla turizmini buralarda canlandırarak, yerli turisti buralara çekerek istihdam imkanlarını ve bir turizmi ekonomik anlamda geliştirmek. Ya da doğal kaynakları daha verimli kullanma adına burada bazı madenler vardı. O yeni maden arayışları ya da var olan madenlerin son teknolojik imkanlarla çıkarılması, işçi sağlığını dikkate alarak hamleler yapılması tarzında seçenekler gelebiliyor. Peki diyorsun Yeşilmak Havzası Gelişim Projesi kimdi? Bir kere dört tane ili kapsıyordu. Yeşilmak Havzası ne demek? Demek ki Buralardan Yeşilırmak nehri ve kolları geçiyordu. Havza ne? Havza akarsuyun kaynağından döküldüğü yere kadar akarsuyun yan kollarıyla beraber sularını biriktirdiği şu alanın hepsi. Demek ki buralardan Yeşilırmak nehri geçiyor olmalı ki demek ki onların yan kolları bu illerin sınırlarındaki başlığa Yeşilırmak havzası denmiş. O zaman bir kere akarsu ile ilgili seçenekler olmalı. Baksana Yeşilmak Havzası'nın diyorsun amacı ne? Yeşilmak ve kollarında kirlilik varsa halletmek. Mesela bu havzada erozyon yani demek ki diyor ki yamaçlarda belki ormanlar vardı doğal olarak. İnsanoğlu ormanları tahrip etti. Bu da su erozyonuna, akarsu erozyonunu yavaş yavaş buralarda tetiklemeye başladı bir sıkıntı ya da akarsuyun akış rejimini düzenleyici çalışmalar yani demek ki bazı yerlerde taşmalar, tarım arazilerinin sular altında kalması gibi tehditler oluyor ki akarsuyu disipline etme çalışmaları. Ya da diyor bu bölgede ekonomik, sosyo-kültürel yapıyı sağlama. Zaten dedim klasik seçeneklerden biri hep ekonomi, sosyal, kültürel gelişim. Yani okullar açalım, burada da sinemalar olsun, kültürel faaliyetler, sanatsal faaliyetler olsun dedim ya büyük şehri aratmayacak bazı aktiviteler olmalı ki yoksa insanlar buraları terk edecek. O mantıkla hareket ediliyor, seçenekler o mantıkla hazırlanıyor. Peki Doğu Anadolu projesi. Ya diyorsun bu Doğu Anadolu gerçekten Türkiye'de göç veren, sıkıntılı bir yer. İklim anlamda çok soğuk. Haliyle öğrencilerim yolları çok çetin yani dağlık bir arazi. O yüzden ulaşım imkanları çok kısıtlı. Bu yüzden zorlu bir yer. Peki diyor hiçbir şey yapmayalım mı? İşte bu illeri kalkınma adına ne yapılabilir? Mesela buralarda özellikle potansiyel olarak hayvancılığın, özellikle potansiyel olarak madenin, özellikle turizm gibi hizmet sektörünün geliştirilmesi lazım. Bakın mesela Tarım adına verimlilik demiş ama biliyorsunuz ki buralarda tarım adına sınırlı. Mesela şöyle diyemez. Buralarda sebze meyve tarımını geliştirelim. Olamaz ki. Bazen böyle tuzaklar gelecek. Sence Doğu Anadolu projesinin amaçlarından biri seracılığı yaygınlaştırmak mı? Buralarda seracılık yapamazsın. Çünkü çok soğuk ekonomik olarak yapmak mantıklı değildir. O yüzden her zaman seçenekleri kendi bölgenin gerçekliği üzerinden hareket edecek. Ama şöyle dese yanlış olmaz. Soğuğa adapte olan, soğuğa uygun olan patates, şeker pancarı, işte böyle üzüm, elma gibi ürünlerde verimliliği artırıcı çalışmalar yapılacak. Ya diyorsun mantıklı. Zaten bu bölgede böyle şeyler yetişebiliyordu. Ya da mesela bu bölgede madenleri değerlendirmek. Çünkü bu bölgede linit kömürü olsun, asfaltit olsun bakır, krom çok önemli madenler vardı. O zaman o madenleri rezervlerini doğal kaynağı sürdürülebilir anlamda çıkarmak, değerlendirmek, madenlere dayalı sanayi tesisleri açmak, insanlara böylece iş imkanı sağlamak. E bu bölgede gerek büyükbaş gerek küçükbaş anlamında hem mera hayvancılığı hem de son dönemlerde büyük şehirlerin etrafında çiftlikler artmaya başladı. O zaman et, süte dayalı bazı tesisler açmak. Bu bölgede illerin altyapı hizmetlerini illerin haliyle ulaşım hizmetlerini giderme adına çalışmalar yapmak bu bölgenin herhalde kalkınması adına en önemli faaliyetlerden biri olacaktır. Dostlarım Zonguldak size bir şey hatırlatmalı. Taş kömür yataklarının, demir çelik fabrikalarının bulunduğu yerler değil miydi Zonguldak Karabük? İşte Zonguldak Bartın taş kömürü maden ocaklarının bulunduğu yerlerdir. Demek istediğim, acaba buranın kalkınması için ben ne yapmalıyım? Hep kuralımız şu olacak, buranın potansiyelini güçlendirme. O zaman burada var olan bir şey olmalı. Burada ne var? Taş kömürü var. O zaman sana maden ocaklarının haliyle son teknolojik imkanlarla donatılması, işte işçilerin e, güvenli adına e, teknolojik imkanlarla onlara eğitim verilmesi ya da işte o malzemelerin teçhizatların sağlanması, haliyle e, sağlık konusunda tedbirlerin artırılması ya da demir e, Demir çelik fabrikaları çok eski yıllarda yapıldı Türkiye'de 50 60 yıl makineler artık eskidi, çağa ayak uyduramıyor. Haliyle modernize edilmesi. Haliyle bölgede maden dışında demir çelik fabrikası dışında yeni iş imkanları sağlanabilmesi. Yani insanları sadece madene, sadece demir çelik fabrikası ve onunla ilişkili sektörlere yönlendirmeme alternatifler üretilmesi ya da bu bölgedeki turizmin canlandırılması. Çünkü sonuçta bunlar sahil memleketleri, çok güzel yeşillikleri var. Çok güzel ee, bir takım tarihi yerleri, dini yerleri var. Buraları gidip görmek ve yerli turisti buraya çekerek imkanları arttırıp iş imkanı ve ekonomiye para kazandırmak. Böyle şeyler testlerde gelecektir. Şimdi bu Konya meselesine biraz odaklanalım. Konya Ovası önceleri bir sulama projesi olarak başladı. Dostlarım Konya Ovası'nın Konya Ovası projesinin hikayesi şuydu. Malumunuz özellikle Tuz Gölü çevresi yani Konya'nın, Aksaray'ın, Karaman'ın, Niden olduğu yerler biraz daha vasat durumda. İyi yağış almayan kuraklık kendisini çok gösteriyor. Rüzgar erozyonuna maruz kalan yerler burası. Haliyle buralarda ne yapıldı? Hani işin özünü vereyim. Buralarda şu şey yapıldı. Buradan bir göksu nehri geçiyordu. Mersin'e gitmek üzere, Akdeniz'e gitmek üzere. Devlet dedi ki artık teknoloji ilerledi. Biz akarsuyun akış yönünü değiştirebiliyoruz. Ya da akarsu üstüne barajlar yapabiliyoruz. Acaba buralara ne yapalım? Şöyle bir karar alındı. Dedi ki Göksu Nehru madem Akdeniz'e doğru yöneliyor. Biz burada bir baraj yapalım. Bu barajdaki suyu bu barajdaki suyu su mantığıyla böyle borularla, borular döşeyerek haliyle barajdan Konya'ya ve devamında diğer yerlere bir takım bu su tünelleri mantığıyla su aktarılmaya başlandı. Yani Konya'ya gökten yağmur gelmiyor, Karaman'a gökten yağmur gelmiyor. Bari biz bu Akdeniz'in doğu tarafında bulunan bu akarsuyun üstüne baraj yapalım. O suyu kilometrelerce uzaklıktaki bu illere aktarıp buraların sulanmasına destek sağlayalım. Tamamen işin özü böyle başladı ve böylece buralarda işte tarım gelişecek, tarım gelişince sanayi gelişecek ve beraberinde diğer ekonomik faaliyetler gelişerek insanların iş imkanı ve huzur refah düzeyi yaratacak. Peki önceleri böyle başlayan proje sonra neye dönüştü? Tıpkı GAP mantığı gibi kalkınma projesine dönüştü. Yani devlet artık dedi ki bir kere artık Nevşehir, Kırşehir, Kırıkale Yozgat'ı da alın. Peki bu projenin amacı ne oldu? Artık buralarda sadece tarımı geliştirmek değil, yeni çiftlikler açmak, hayvancılığı geliştirmek, tarım hayvancılığa dayalı sanayi tesislerini arttırarak insanlara yeni iş sahaları oluşturmak, yeni maden arayışları, yeni maden ocakları açmak ya da işte öğrencilerim eğitim sağlık konusunda, alt hizmetleri konusunda, sosyo kültürel anlamda bir takım faaliyetleri açmak. Yani yine özetle bu illeri güçlendirmek, bu illerin cazibesini, çekim alanını arttırmak. Yani İç Anadolu'daki Kayseri ayarında belki hiçbir zaman olamayacak bu şehirler. Belki Ankara Eskişehir seviyesinde olamayacak ama en azından bir tık onları yukarıya çekmek. Yani tamamen bu projelerin amaçları bir tık, iki tık illeri biraz daha refah düzeyini artırarak gelişimlerini sağlamak. Şöyle bir baksana. Söylediğim birçok cümle var mı? Tarımsal yapıda değişimi sağlamak, buralarda sanayi ticaret, ulaşımı geliştirmek. Dedim ki eğitim, sağlık, kültür, bölge içi gelişmişlik farkını azaltmak. Görebiliyor musun? Hep konuştuğumuz şeyler. Bölgenin refah düzeyini azaltmak. Yani yakalayacaksın bak seçenekleri. Sadece burada şey dikkat edip tuzak olarak. Bu bölgede olmayan bir şeyi yapamazsın. Mesela bu bölgede tütün yetişmiyor. O zaman şöyle bir seçenek yanlış. Tarım çiftçisine tütün yetiştirmeyi özendirmek. İşte orada seni tarımdan vurur. Acaba bu öğrencinin tarım bilgisi iyi mi? Biz ne anlattık? Tütün İç Anadolu bölgesinde yetişmiyor. O zaman buralarda sen tütün iklimsel gerekçelerle yetiştiremezsin. O zaman başka ürünler demelisin. Şeker pancarı demelisin, ayçiçeği demelisin, mısır demelisin. Ama tütün ya da bazen inanın böyle saçma gibi gelecek. Çay diyor, fındık diyor. Sanki suyu hallettiğinde buraya fındık gelecek mi? Bazen öğrenci burada tuzağa düşüyor. Ama fındık buralarda yine olamaz. Yine çay burada olamaz. Çünkü sen suyu sağladın ama havanın bulutluluğunu sağlayamadın. Ya da toprağın asit içerikli toprak ister çay. Sen bunu sağlayamazsın. O yüzden böyle kendi bölgenin gerçekliği dışında seçenekler üretilecek. İşte burada biraz buna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. O zaman bugünü burada bırakalım. Diğer buluşmada şu ulaşım ve ticaret başlığını açalım.